Hepinize merhaba arkadaşlar, videoya hoş geldiniz. Clark Kent'in doğum gününü kutlamak isteyen James Gunn, David Corsivo tarafından canlandırılacak olan Decision'ın yeni Superman karakterinin resmi logosunu Treste paylaştı ve şunları söyledi. Superman'in ana çekimlerinin bugün 29 Şubat'ta başladığını duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu tarih tesadüfen ve planlanmamış bir şekilde Superman'in doğum günü. Senaryonun ilk taslağını bitirdiğimde filme Superman Legacy adını vermiştim. Son taslağı tamamladığımda ise filmin adının sadece Superman olması gerek açıktı. Temmuz 2025'te size doğru yola çıkıyoruz. Doğum günün kutlu olsun Clark. Yeni logo tasarımı başlı başına heyecan verici olsa da James Gunn Superman filmi için ana çekimlerin başladığını da doğrulamış oldu. Ayrıca James Gunn 2025 yılında vizyona girecek filmin adının da sadece Superman olarak değiştirildiğini açıkladı. Detaylara geçmeden önce destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni Superman logosu DC Comics'in Mark Waid ve Alex Ross tarafından yazılan ve gelecekte alternatif bir gerçeklikte geçen klasik Kingdom Come hikayesindeki Superman ile pek çok ortak noktaya sahip gibi görünüyor. Ancak ikisi arasında muhtemelen sadece görsel bir bağlantı olacak. Kingdom Come'un Superman'i daha yaşlı ve daha tecrübeliyken DCU'nun Clark Kent'in süper kahramanlık kariyerinin başlangıcına yakın daha genç bir tarafta olacağı söyleniyor. Daha şık S tasarımına sahip kırmızı siyah logo Kingdom Come'un 1996'da yayınlanmasından bu yana hayranlar arasında oldukça popüler olmaya devam etti. Bu nedenle DCU'da Corrin Swift'in Çelik Adamı tarafından giyilecek logonun yeni sarı-kırmızı da muhtemelen aynı derecede popüler olacaktır. Genel olarak yeni sembol daha klasik tasarımlarda görüldüğü gibi açık bir S harfi olmaktan ziyade daha sonra insanlık tarafından bir S olarak görülen bir uzaylı mührü gibi görünüyor. Ayrıca gerçek Superman kostümünde görülebilen hem logo hem de etrafındaki mavi şeyler aynı malzemeden yapılmış gibi görünüyor. Yeni Superman kostümü bir tür Spandex ya da Man of Steel'ın Kevlar esintili kostümü gibi daha ağır bir şeyler olmak yerine daha çok dokuma malzemeden olacak gibi görünüyor. Hem logo hem de kostüm aynı deseni taşıyor ve kostüm Henry Cavill'ın DCU'nun Superman olarak giydiği kostümden daha açık mavi olabilir gibi görünüyor. Ayrıca James Gunn paylaşımında Superman Legacy'nin adının Superman olarak değiştirildiğini de açıkladı. Bunun senaryo yazım sürecinde son taslağı tamamlarken alınan bir karar olduğunu açıklayan James Gunn başlık için tekil ismin daha uygun olacağını düşünmüş gibi görünüyor. James Gunn'ın ifadelerine bakılırsa DCU'nun ilk filmi özellikle büyük harflerle sadece Superman olarak adlandırılacak gibi görünüyor. Bu da projeyi daha belirgin hale getirmek için akıllıca bir karar olacaktır. İlk ve son Son taslaklar arasında ciddi senaryo değişiklikleri olmadığını varsayarsak Gunn'ın geçmişte açıkladıklarına dayanarak Superman'de genel miras temaları muhtemelen hala mevcut olacaktır. James Gunn 2023'ün başlarında filmin Superman'in kriptonlu mirasını Clark Kent'in insan olarak yetiştirilmesiyle bağdaştırmasına odaklanacağını açıklamıştı. Dolayısıyla yeni çelik adam kriptonlu mirasını ve bunun geleceği için ne anlama geldiğini ilk kez keşfedecek gibi görünüyor. Aynı şekilde Superman'in süper kahramanlara zaten aşina olan bir dünyaya gireceği de doğrulandı. Yani Kalel bu konuda da bir mirasa dahil olacak. Legacy kelimesinin başlıktan çıkarılması belki de akıllıca bir karardır. Çünkü karakterin yeni bir versiyonunu perdeye taşımak söz konusuyken filmin geçmişe fazla bağlı hissetmesine neden olabilir. Ayrıca James Gunn'ın yeni paylaşımında yeni Superman logosunu kaplayan kar parçalarını görmek heyecan verici. Şu an için sadece bir varsayım olsa da bu kar umarım Superman'in DC evreninde geleneksel olarak medeniyetten uzakta kuzey kutbunda bulunan önemli bir yer olan Kalel'in yalnızlık kalesini içereceğini işaret ediyordur. Önceki Superman filmlerinde çeşitli varyasyonlarda yer alan yalnızlık kalesi Superman'in ölen babası Jor-El'in yapay zekası sayesinde Krypton'lu kökenlerini ve güçlerini ilk öğrendiği yerdi. Yalnızlık kalesinin Superman filminde önemli bir rol oynaması Clark'ın atalarının Krypton'lu tarafıyla uzlaşmak zorunda kalmasıyla daha önce bahsettiğim miras temalarını kesinlikle destekleyecektir. Henüz bu doğrulanmamış olsa da Superman'in ikonik kalesinin DCU'daki ilk filminin bir parçası olmaması da oldukça şaşırtıcı olurdu. Evet arkadaşlar video bu kadardı. izlediğiniz için teşekkür teşekkürler. Siz de görüşleriniz ve fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.